Yağlar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca sana ders Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber anlam bilgisiyle alakalı alıştırmalar çizeceğiz. Evet, aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlarına göre eşleştiriniz. Hadi bakalım, zıt anlamlıları birbirini bulsun. Yaşlı. Yaşlı görünce genci yapıştıracağız. Kaba. Kabayı görünce ne yapacağız? Tabii ki inceyi yapıştıracağız. Uzunsa birisi, diğeri kısadır. Birinin yararı varsa, diğerinin zararı vardır. Gece ise eğer, gündüz çok geç kalmaz. Savaşın sonunda Elbet bir barış vardır. Kolaysa günler, zor günler de görürüz. İyiyse günümüz, kötü günler de vardır. Erken kalkıyorsak eğer, geç kalkan da vardır. Dostumuz kadar, düşmanımız da vardır. Evet, sıtanlamaları eşleştirdik. aşağıdaki eş sesli, bakın eş sesli diyoruz değil mi? Yani yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcükler. Sözcükleri bulunuz ve yuvarlak içerisine alınız. Bugün çok güzel yüzdüm. Yüzmek. Hem spor olan yüzmekten bahsediyor hem de yüz olan sayıdan bahsediyor. Yani iki tane iki türlü anlayabiliriz. Fakat buradaki cümledeki anlamı nedir? Yüzmekten bahsediyor. Ama İki anlamı olduğu için eş sesli ses eş. Gel artık yeter. Burada herhangi bir şekilde eş sesli sözcük yok. Neden düştün? Şimdi düşe baktığımız zaman hem düşmek halindeki bir eylem vardır. Yani düşmek vardır. Bir de düş vardır. Kurduğumuz düş vardır. O yüzden bu da Eş seslidir. Bu sene asma güzeliz, üzüm verdi. Şimdi buna baktığımız zaman bu da bir şey yok. Senede bir şey yok. Asma güzel, üzüm verdi. Bunda herhangi bir şey yok. O yüzden bunu da çizelim. Çocuğun saçını yolmuş. Yolmak. Yolmaya baktığımız zaman bir çocuğun saçını yolmuş. Yani çocuğun saçını çekmiş. Yani saçını çekmekten bahsediyor. Bir de yol olan yani üzerine gittiğimiz bir yol var. Yol iki anlamda da kullanıldığı için, yani iki anlamı da olduğundan dolayı eş seslidir. O yüzden burada da eş sesli sözcüğümüz var. Evet, aşağıdaki sözcüklerimizin eş anlamlarını yazalım. Baş. Başın eş anlamlısı kafadır. Çünkü her ikisi de aynı anlama geliyor. Kafa. Fakat yazılışları farklı, anlamları aynı. Aniden. Buna birçok şey yazabilirsiniz ama ben şu an birden yazmak istiyorum. Aniden karşıma çıktı. Birden karşıma çıktı. Bunların hepsi olabilir. Asır. Kaç asır geldi geçti. Sen gelmedin. Asıra baktığımız zaman asır Yüz yıl demektir. Yüz yıl. Aşa baktığımız zaman ise aşın eş anlamlısı yemektir. Bir yemek hazırla, bir aş hazırla gibi. Aşağıdaki renkli sözcüklerin mecaz mı gerçek mi olduğunu yazın. Kek çok güzel kokuyor kokuma eylemini gerçekleştirmiş. Yani herhangi bir şekilde mecaz anlam değil, sözlükteki ilk anlamı çağrıştırıyor bize. Kokumak eylemi. O yüzden gerçek anlamdır. Bu işin iyice kokusu çıktı. İşlerin kokusu mu çıkarmış? Tabii ki çıkmaz. O yüzden buradaki benzetme usulü mecaz anlamdır. Bu kadar kör olma bu duruma. Kör dediğimiz zaman, bu kadar kör olma dediğimiz zaman nedir buradaki kör? Ee, i̇nsanın kör olması yani doğuştan gelen bir özellikten bahsetmiyoruz burada ya da sonradan olan bir engelden bahsetmiyoruz burada. Bu kadar kör olma derken buradaki bu kör mecaz anlamda kullanılmıştır. Adam doğuştan kör. Doğduğumuzda eğer körsek eğer ve göremiyorsak nedir buradaki anlam? Ya aklımıza gelen ilk anlamı olduğu için görmeme eylemi olduğundan dolayı gerçek anlamdır. O boş kafayla çok yanılırsın. Kimin kafası boş olabilir ki? Burada baktığımız zaman bu mecaz anlam. O boş kutuyu bana getir diyor. Bir kutu var ve kutunun içerisi boş. Evet boş olabilir ama beynimizin içi, kafamızın içi boş olamaz. O boş kutuyu bana getir dediği zaman buradaki bu boş gerçek anlamda kullanılmış. Aşağıdaki terim anlamlı sözcüğün olmadığı şıkkı bulunuz. Hadi bakalım beraber bulalım. Çok iyi bir smaçtı. Smaç hangi spordaydı? Tabii ki de voleybol. Burada var. Sadece göz gezdirdim. Kalsın biraz. Resim dersinde fırça kullandık. Fırçayı gördünüz hemen. Zaten resimle alakalı bir şey olduğu için, yani derslerle, mesleklerle alakalı bir şey olduğu için Doğrudan terim anlam. Top taca kaçtı. Futbolla alakalı bir terim. Ama sadece göz gezdirdim derken burada herhangi bir şekilde terim anlam yok. Zaten cevabımız da bu. Evet, alıştırmalarımızı da çözdük. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.